İkinci yarı tabi değişikliklerin de katkısı oldu. Devre arasında yaptığımız değişikliklerin. Ve hemen ikinci yarı başlar başlamaz yine oyuna hakim olduk. Üretmeye başladık. Gollerin gelmesi moralimizi, motivasyonumuzu arttırdı. Sonrasında yine oyuna hakimdik. Son bölümde özellikle orta sahadaki formasyonumuzu değiştirdik. Yani işte iki önde on numaralıyı üç orta sahaya çevirdik. Orada biraz daha aslında oyunu tuttuk. Kendi ikinci, yani ikinci bölgede rakibi rahat oynatmadık. Baskılarımız iyiydi. Aslında pozisyon da vermedik. Yani bir tane bir pozisyon var. Sonrasında skoru arttırmamız gerekiyordu yine. Rakibi eksik yakaladığımız birçok pozisyon var. Orada daha kaliteli paslarla, daha final paslarındaki becerimizle skoru arttırmamız gerekiyordu. Onu da yapamadık. Tabii sezonun başı o yeni oyuncuların katılımı, beraber oynayamamak, fiziksel olarak eksik olan oyuncular, bunları böyle göz önünde bulundurduğumuz zaman bu süreçten beklentimiz aslında tamamen puan odaklı oluyor. Dolayısıyla bu süreci biz puan anlamında kayıpsız geçebilirsek sonrasında zaten bu takım oyuncuların katılımı, işte yeni aramıza katılacak oyuncular da var. Onların da gelişiyle çok daha kaliteli bir kadronun işte beraber oynama alışkanlığını elde etmesiyle, oyuncuların birbirini tanıması, işte ortama, ülkeye, futbola, anlayışa, sisteme uyumları da her geçen gün artacağı için daha iyi futbol oynayacağız. Bu takım daha keyif veren bir hale gelecek. Ama dediğimiz gibi yani bu süreci bizim camiamızın, takımımızın, taraftarımızın motivasyonunu düşürmeyecek puanlarla geçmemiz gerekiyor. O yüzden alınan 3 puan bence çok değerli. Karşımızda iyi bir takım vardı. Ligin iyi takımlarından birisi vardı. Ben tekrar yeni sezonun ilk karşılaşmasının alınan 3 puanla camiamıza, takımımıza hayırlı olmasını diliyorum tekrar. Şimdi geldik, çok fazla zamanımız olmadan bir Pendik maçı oynayacağız. Pendik'te geçtiğimiz sezondan aslında belli kadro yapısını koruyan, yerine gidenlerin yerine de çok kaliteli oyuncular transfer etmiş. Bence ligin iddialı takımlarından bir tanesi. Cuma günü inşallah daha iyi bir performans, daha üst düzey bir mücadele, daha iyi bir takım görüntüsünü sahaya yansıtıp yani geçen sene ilk iki maçta kaybederek girdiğimiz lige bu sezon inşallah ilk iki maçı kazanarak devam etmek istiyoruz. Tabii bazı oyuncularımızın fiziksel kalitesi her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki işte bu hafta sonuna kadar, cumaya kadar yapacağımız antrenmanlarla oyuncuların adaptasyonu biraz daha iyi seviyeye gelecek. Ve bu haftadan çok daha iyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum ben. Herhangi bir sakatlığımızın olmaması bizi sevindiriyor. İşte Aron'da ufak bir sakatlık var ama yani çok uzun sürecek gibi görünmüyor. Yani böyle bir beklemiyoruz. İnşallah cumaya kadar da herhangi bir sakatlık olmadan istediğimiz kadroyla sahaya çıkarız.